Tekrar merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Boraks, soda ve natron karbonatın sodyum bikarbonat, natrium bikarbonat işte onların pH değerini ölçtük. Şimdi sodayı bulaşık makinesine atacağım bu suyu. Kesinlikle dökmeyeceğim. Ya da çamaşır makinesine atabilirsiniz. Ben sodayı bir kaşık çamaşır makinesine atıyorum arkadaşlar. Milbünler varsa eğer, bakteriler işte onları, mikroplar falan varsa onlar için atıyorum. Devamlı hep böyle bir kaşık atarım makineme. Natron karbonat da atıyorum çamaşır makineme. İşte bunları bulaşık makinesine atacağım. Bulaşıklardaki, makinedeki mikropları öldürsün diye. Boraks'ı ne yapacağım? Boraks çok ilginç bir şey yapacağım arkadaşlar. Hep yapmak istiyordum. Onun için yapacağım yani. Çok önemli. Benim için. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şampuanım ve saç yumuşatıcısı. Onların içerisine koyacağım. 2 kaşık koyacağım. Şampuanıma koyacağım. 2 kaşık da yumuşatıcıya koyacağım. Boraks'ı. Kafamda kaşıntı, saç dökülmesi oluyordu. Ekzema var galiba. Bir şey bulamadılar ama ben ekzemadan şüpheleniyorum. Saç dökülmesinin nedeni ondan kaynaklanıyor. Çünkü hafif böyle terlediğimde hemen kaşıntı oluyor. Demek ki ekzemadan kaynaklıdır. Bir şey görülmüyor ama yine de içler içi var gibi sanıyorum. Onun için saçlarım için ve banyo sıvı sabununa da ekleyeceğim arkadaşlar. Böylece saçlarım için çok değerli bir ürün elde etmiş olacağım. Boraks suyunu koyarak. Böyle arkadaşlar, bunu da böyle yapacağım. Bu artanları da böyle yapacağım. Ama tam olarak böyle hani formül bulursam şampuana ne kadar konur? Sadece boraks mı koyalım? Ama olmaz öyle, çünkü soğuk sıcak olacak ki eriyecek. Bakınız, burada soğuk olduğu için erimedi fazla. Sıcak suda eritiliyor. Sonra tekrar boraks suyu hazırlayacağım içmek için. Daha önceki videomda vardı. O tam günlük içim için, insan vücudu için geçerli olan orandı. Siz bilirsiniz, kendiniz bilirsiniz, yapıp yapmamakta serbestsiniz. Yani bu kendi şeyim, formülüm bu. Yani boraksı şampuana ve yumuşatıcıya koyma kendi fikrim. Banyo sıvı sabununa koyma da kendi fikrim. Aslında başka ülkede sıvı sabunda boraks var. Burada Almanya'da satışı yasak. Aynı drogeriler burada da var. DM drogeri. Ama Almanya'da satmıyorlar o ürünü. Birkaç kişi, o ülkede yaşayan arkadaşlar varsa bana postalayın, ben size gönderirim parasını demiştim. Ama artık gerek yok, kendim yapacağım. Daha iyi olur böyle. Böyle arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Bir fikir olduysa sizlere ne mutlu bana. Yani benim fikrim, kendim yapacağım. Siz yapmayabilirsiniz arkadaşlar. Size yapınız demiyorum. Kendiniz bilirsiniz. Yani vücuttaki yani temiz, nasıl desem, mikropları öldürüyor. Şey için, ne bileyim, eksema için. Ayrıca bunun boraksla gliserin formülü var. Onu yapmak istiyorum. O çok önemli. Herhalde herpes için kullanılıyor. Onu da yapacağım. Arıyorum. Formülü var ama tam emin değilim. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Hoşça kalınız.